Hocam nereye gömeceğiz? Şu baştaki iki tane ağacın altı olabilir. Gidelim o zaman paşam. Hadi paşam gidelim, zaman kaybetmeyelim. Hadi bakalım. Evet sevgili izleyiciler, bültenimize bir son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz. Ergenekon'un 31. darbesi kapsamı altında gözaltına alınan Bahadır Erkan'ın evinde bulunan krokilerden yola çıkılarak yapılan kazılarda çeşitli mühimmatlar ele geçirildi. Ve bu mühimmatların arasında el bombalarının olması da bize gelen bilgiler arasında. Şimdi hiç lafı uzatmadan olay yerinde bulunan arkadaşımız Levent Konağa bağlanıyoruz ve son dakika gelişmelerini kendisinden alıyoruz. Sanırım teknik bir sorunla karşı karşıya. Evet, şimdi arkadaşlarım olduğunu söyledi ve bandımızı izliyoruz. İyi akşamlar Erman Tüzün. Evet sayın seyirciler, şok bir gelişme daha yaşandı. Ergenekon 31. dalga operasyonlar kapsamında tutuklanan Bahadır Erkaya'nın evinde yapılan çalışmalarda bir kroki bulundu. Ve bu kroki İstanbul Ömerli Barış mevkinde bir bağ evini kapsıyordu. Polis şu anda bir araştırma yaptı ve polis buradan ayrılıyor. Biz buraya geldik. Burada bir kazı çalışması yapıldı. Çok sayıda mühimmat bulundu. Bunlar neler diye söyleyeceğim. 4 el bombası, 2 Glock marka tabanca, 6 tane detaşik tipi Amerikan bombası ve 1000'e yakın mermi bulundu. Evet, gazetelere sarılı bu bulunan. Bayağı etki olduğu düşünülmüyor aslına bakarsanız. Peki Levent. Levent, beni duyabiliyor musun? Peki Levent, bu mühimmatlar kaç metre derinlikte muhafaza edilmiş ve neyle muhafaza edilmiş? Buna benzer bilgiler elinde mevcut mu? Evet Erman Tüzün, mühimmatın 1,5-2 metre derinliğe gömüldüğü düşünülüyor ama elimize geçen net bir bilgi yok. Gazeteler, gazete parçaları var. Olay yerinde bulduğumuz bir gazete parçası var. Kameraman arkadaşımız eğer bunu görüntüleyebilirse. Tarihi gazetenin 27 Aralık 2008, hakikaten çok yakın bir tarih. Gazetenin manşetinde "Yardım yağıyor" adında bir başlık var. Buradan aktaracaklarım bu kadar. İyi akşamlar. Ve şu anda Yargıtay'ın Ulusal Başkanı Levent Kanadoğlu hattımızın diğer ucunda. İyi akşamlar Kanadoğlu. İyi akşamlar. Ergenekon 31. darbesi kapsamı altında gözaltına alınan Bahadır Erkan'ın evinden çıkan mühimmatlar hakkında neler söylemek istersiniz? Kısaca görüşlerinizi alalım. Evet, hakikaten çok şaşırtıcı. Yani İptal etmiştik. Konu hakkında konuşmak pek doğru olmaz.
Türk yargısına güvenmemiz gerekir. Toplantımı yarıda kestim. Yarın yayınıza geleceğim. Daha fazla konuşamayacağım. İyi akşamlar. İyi yayınlar. İyi akşamlar Kanadoğlu. Albayım nereye gömeceğiz? Albayım nereye gömeceğiz? Şu karşıdaki iki tane ağacın altını düşünüyorum asker. Burası %33 eğimli, o yüzden oraya gömmek daha mantıklı olur. Ya Albayım nereye gömeceğiz? Peki Levent. Peki Levent, bu Bahadır niye burada? Niye gülüyor burada? Lan bir çıktı oğlum. Peki Levent? Peki Levent? Levent ne yaptın oğlum?